Malezya'da gelecek ay hükümet için yapılacak güven oylamasında meclis çoğunluğu elde edemediği için bugün istifa mektubunu Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a ileten Başbakan Muhittin Yasin'in istifası kabul edildi. Muhittin, bazı üst düzey siyasetçilerin mahkeme sürecine müdahalede bulunmam yolunda tehditlerine maruz kaldım açıklaması yaptı. Malezya'da meclis çoğunluğu bir süredir tartışma konusu olan Başbakan Muhittin Yasin'in Eylül'de yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerinden destek talebinin reddedilmesi üzerine istifa etti. Kralet Sarayı ıslanan Negara'dan yapılan açıklamada Başbakan Muhittin'in istifa talebinin Sultan Abdullah Şah tarafından kabul edildiği ve meclis çoğunluğu sağlayabilecek yeni başbakan adayı bulunana kadar Muhittin'in geçici başbakan olarak görev yapacağı bildirildi. Açıklamada Malezya Kralı'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erken seçimden yana olmadığı vurgulandı. Başbakan Muhittin Yasin, iktidar koalisyonu üyesi Birleşik Malay Ulusal Örgütü Partisi'nin iktidar koalisyonuna desteğini çekme açıklamasının ardından Eylül'de yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerine hükümete destek çağrısı yapmıştı. Muhalefet koalisyonu Umut İttifakı dünkü yazılı açıklamasında Muhittin'in teklifini reddetmiş ve bunun üzerine Muhittin Malezya kralına istifasını sunacağını bildirmişti. İstifa kararını müzakere etmek için Muhittin bu sabah bakanlarıyla bir araya gelmiş ve toplantı sonrası Ulusal Covid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemalettin kabinenin istifasını sunduğunu açıklamıştı.